Latin Amerika turuna Uruguay'dan başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, beraberindeki basın mensuplarına gündemin önemli başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu'nun ABD ve Rusya ile ilişkiler, Ukrayna Savaşı, İsrail'e normalleşme süreci gibi kritik başlıklarda bazı mesajları oldu ve Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem de izliyor Çavuşoğlu'nu. Şu anda telefon attığımızda hemen Sibel'e merhaba diyoruz ve soruyoruz. Sibel, hangi mesajları verdi Bakan Çavuşoğlu? Seni dinliyoruz. Meltem, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu senin de belirttiğin pek çok başlıkta önemli mesajlar verdi. Öncelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve diğer yandan da devam eden müzakerelerin seyrini değerlendirdi. Gelinen noktada müzakere edilen kapsamlı bir metin olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, liderler arasında arka kapı diplomasisinin işlediğini söyledi. Ortak bir deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz. Biraz sadeleştirmeye çalışıyorlar ifadesini kullandı. Tabii hassas konular üzerinde mutabakat sağlamanın zor olduğunu da ifade etti Bakan Çavuşoğlu ve mutabakata varılması durumunda belgeler üzerindeki son noktayı ve buna ilişkin mutabakatı Putin ve Zelenski'nin koyacağını söyledi. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak bir zirveye hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın olumlu baktığını da ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu sürecin başından beri bir denge politikası izlediğini ve bu politikasını da sürdürdüğünü vurguladı. Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması nedeniyle Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik bir sistemi olup olmadığı yönündeki bir soruyu da yanıtladı. Ukrayna'nın Türkiye'ye yönelik bir sistemi olmadığını belirtti Bakan Çavuşoğlu. Bu noktada da önemli bir başka kararı da açıkladı. Türkiye'nin Rus askeri uçaklarına hava sahasını kapattığını belirtti. Özellikle Moskova'dan, Rusya'dan Suriye'ye giden askeri uçaklara ve bazı sivil uçaklara hava sahasının kapatıldığını belirtti. Ve Türkiye'nin aslında bu kararı da Moskova ile görüşerek, yani diyalogla aldığını söyledi. Bu konunun aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında yapılan görüşmede de ele alındığını ifade etti. Biz hem Montreux hem de diğer konularda süreci diyalogla yürütüyoruz ifadelerini kullandı. Tabii ABD ile F-16 müzakerelerini de sorduk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na. Bu konuyla ilgili de sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti. ABD yönetiminde bu konuda yapıcı bir tutum olduğunu belirten Çavuşoğlu, S-400'ler konusuna da çözüm bulma arzusundalar. Biz de zaten bulalım diyoruz ifadesini kullandı. Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerin başka bir ülkeye verileceği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı. Bu alınmış bir ürün, bundan sonra ne yapabileceğimizi görebilelim. Anlaşabilirsek Patriot dahil bazı önerilerin olabileceğini söylüyorlar. Bu doğrultuda ABD'den yeni bir teklif bekliyoruz dedi. İsrail'le normalleşme sürecine ilişkin de yine Bakan Çavuşoğlu soruları burada yanıtladı. Çavuşoğlu'nun İsrail'e yapacağı ziyaretin tarihi de belli oldu. Bakan 24 Mayıs'ta Filistin'e, 25 Mayıs'ta da İsrail'e gideceğini söyledi. Kudüs'ün Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu ve bu konudaki hassasiyetini ve kararlı politikasını sürdüreceğini de ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar özetle bu şekildeydi. Meltem. Habertürk TV Ankara temsilcisi Sibel Erdem, teşekkür ediyoruz ve